Haziran ayaklanmasında yurttaşlara palayla saldıran Sabi Çelebi davasında kriminal raporu deliller karartıldı mı sorusunu akıllara getirdi. Rapora göre Çelebi'nin 3 kişiyi yaraladığı pala üzerinde kan izi bulunamadı. Saldırıda kullanılan döner bıçağında ise farklı bir kişiye ait kan izine rastlandı. Haziran ayaklanmasında yurttaşlara palayla saldıran Sabri Çelebi davasında kriminal raporu tamamlandı. Raporda Çelebi'nin 3 kişiyi yaraladığı pala üzerinde kan izine rastlanmadığı belirtildi. Bu durum delillerin karartıldığı şüphesini gündeme getirdi. Yaralanan Kaan Polat'ın avukatı Acer Yılmaz, palalı saldırganın olaydan 3 saat sonra yakalandığını, bu sürede delilleri kararttığını söyledi. Yılmaz, olay anında gözaltına alınmayarak palalının delil karartmasına göz yumulduğuna dikkat çekti. Kaan Polat'ın adli tıp raporunda kulak hizasında ve boynunda 2 yara olduğu tespit edilmişti. 30 Temmuz tarihli raporda şüphelilerden ele geçirilen döner bıçağında kan izine rastlandığı ancak izlerin müştekilerin kan örnekleriyle uyuşmadığı belirtildi. Döner bıçağında bulunan kan örneklerinin farklı bir erkek şahsa ait olduğu tespit edildi. Palalı saldırgan Sabri Çelebi ve arkadaşları hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs yerine cezası daha az olan kasten adam yaralama suçlamasıyla dava açılmıştı. Bu sayede ağır ceza mahkemesinde yargılanmaktan kurtulan palalı saldırgan Çelebi serbest bırakıldıktan sonra Fas'a kaçmıştı.